Merhaba sevgili masal arkadaşım. Bugün sana inatçı misket masalını anlatacağım. Ama istersen sen de bilmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. İnatçı misket. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, denizi olan sıcak bir iklime sahip güzel bir şehir varmış. Bu şehirde minik bir aile ve onların da Misket isimli bir kuşları varmış. Misket bu aileye yavruyken gelmiş ve henüz bir aylıkmış. Aynı zamanda çok da inatçıymış. Ailenin küçük oğlu İlhan şırınga ile besler, ona özenle bakarmış. İlhan Misket'in bu bebek halini çok sevmiş. Aslında Misket'e sadece bir süre bakacaklarmış ama İlhan hiç bırakmak istememiş. Ailesi de izin verince Misket ailenin yeni kuşu olmuş. İnatçı Misket büyümüş, artık yem kabından kendi yiyebiliyor, suyu kendi içebiliyormuş. İlhan şırınga ile bir süre süt vermiş ama onu da sonra kesmiş. Misket'in bir hastalığı varmış ama Misket uçamıyormuş. Tüyleri uzuyor, gelişiyor ama hemen dökülüyormuş. Misket'in diğer kardeşleri de bu hastalığa yakalanmış. İlhan çok üzülmüş. Misket'i o kadar çok seviyormuş ki uçamaması onu çok üzüyormuş. Misket çok açık, oyuncu ve kıpır kıpır bir kuşmuş. Uçamıyormuş ama her yere o kadar iyi tırmanıyormuş ki İlhan hayret ediyormuş. Misket aynı zamanda da çok cesur bir kuşmuş. Koltuklardan, masalardan uçamasa bile atlıyor, gideceği yere kendi becerisiyle gidiyormuş. İlhan babasıyla veterinere gitmiş. Veterinere durumu anlatmışlar ve bir vitamin istemişler, tüyleri gelişsin diye. Veteriner vitamini vermiş. Boşuna umutlanmayın isterseniz. Bu şırıngalar, bu şu sıralar yaygın bir hastalık ve o vitaminler bir işe yaramaz. Uçamaz yani ne kadar vitamin verseniz de, demiş. İlhan moralini hiç bozmak istememiş. Misket'i çok seviyormuş. Onun uçmasını çok istiyormuş. İlhan vitaminleri suya koyarak vermeye başlamış. Misket'in tüyleri uzuyor ama hemen kopuyormuş. İlhan yılmadan devam etmiş vitamin vermeye. Her gün okuldan gelince onu seviyor, elini alıp onunla konuşuyormuş. Ailenin her bir üyesi Misket'i, oyuncu tavırlarını çok sevmiş. Hepsi büyük bir sevgiyle Misket'i öpüyor, seviyor ve sesleniyormuş. Gel zaman, git zaman, gel zaman, git zaman. Misket iyice büyümüş. Vitamini yüksek mamalar, vitaminli sular onu iyice geliştirmiş. Bir gün İlhan onu odasına götürmüş ve orada onunla oyunlar oynuyormuş. İlhan'ın ablası eve gelmiş ve her zamanki gibi Misket diye seslenmiş büyük bir sevinçle. Misket bunu duyar duymaz İlhan'ın odasından kapıya kadar uçmuş. Evet evet, gerçekten uçmuş. İlhan şaşkın, ablası Misket yanına geldi diye şaşkın. Akşam anne ve babaları gelince onlara hemen anlatmışlar ve Misket'e seslenmişler diğer odadan. Misket yine aynı şekilde uçarak gitmiş yanlarına. İlhan ve ailesi için o gün adeta bayram günüymüş. Uçamaz denilen kuşlar artık uçuyor, tüyleri gelişmez dedikleri kuşları sapasağlam tüyleriyle karşılarında duruyor. Misket adeta onların sevgileri sayesinde büyüdü, gelişti ve uçtu. Ya masal arkadaşım,
Sevginin açamayacağı kapı yok, değil mi? Yine bir masalın daha sonuna geldik sevgili masal arkadaşım. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencecik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.